Bedri Baykan, var mı sizin bu ziyaretle bu genel görüşmeyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey? Yani sonuçta e, CHP eski genel başkanların e, sürekli bir araya geldiği, konuştu, bizim de son zamanlarda e, e, parti işi demokrasi platformlarında e, Sayın Murat Karayalçın, Sayın Altan Öymen, Hikmet Çetin hepsiyle bir araya geldiğimiz dolayısıyla eski genel başkanların da dirsek temasında olması normal. Olan bir parti. Dolayısıyla bu bu buluşma normal. Ben fotoğrafı yadırgadım. Şu açıdan yadırgadım. Hele servis edilmi, edilmek üzere yani çekilen, seçilen bir fotoğrafta Sayın Baykal'ın böyle bu şekilde yorumlara da açık kapı bırakacak şekilde işte insanlar ne diyor medyada veya işte demin burada olduğu gibi e, Sayın Baykal hoşnut değildi bu buluşmadan e, veya fotoğraf çekilmesinden e, deniyor e, ya ben, ben fotoğrafta böyle bu, çok bir, özür, bir dakika. verilmesine e, Bu fotoğrafta işte ne var gerçekten yani ben Deniz Bey'in suratı çok az Deniz Bey diyor. bakmıyor fotoğrafa yani, yani bir fotoğraf çekilecekse evet. servis edilecek bir ha. yarı resmi fotoğraf çekilecekse kameraya bakılır veya biraz minimum gülümsenir falan bu ama e, ben bir tek bunu yadırgadım yoksa buluşmaları gayet normal, medeni, güzel bu tabii ki öyle yani. yani Levent ben de Bey de diyorum. kameraya bakıyor, Kılıçdaroğlu da bakıyor, gülümsüyorlar. Fotoğraf ben, ben hiç belli. rahatsız olmadım yani ben tesadüf de olabilir İlla kötü bir şey aramamak. Bence lazım. Ya. ya güzel samimi var. bir evet. fotoğraf evet. ya Fotoğrafı yani. bir kere Baykal'ın oğlu çek. Şimdi ben her ikili liderle Baykal'ın oğlu mu Belki orada Baykal'ın oğlu ve eşi var. Dikkat edin iki bardak daha var orada. Evet doğru. Ee, bu bir programda e, şeye mesaj gelmişti Coşkun Bey'e. Coşkun'la evet. geçen hafta buradaydık. Bir de ben Mustafa Özgürek Bey'den bir mesaj aldım bu konuyla ilgili. Geçen gün tartışmalardan sonra böyle bir görüşme yapılma konusu o Aslı Hanım'ın istifasından sonra Levent Gökbey Deniz Bey'le görüşüyor, ziyaret ediyor ve o zaman böyle bir görüşme yapılanın diye konuşuluyor. Bu yılbaşına denk geliyor. Ee, ve olağan yani Baykalcı bilinen ve hala partide siyaset yapanlar Sayın Baykalın şu anda CHP milletvekilidir fiili olarak ve kampanyada ben olacağım demesinden daha doğal bir şey olamaz olamaz tabii e belki ben tek öyle. kare çekildi fotoğraf onda da Sayın Baykal bakmadı ekrana ben İlham... öyle niyet aramamak lazım soru, soru. ben öyle düşünüyorum evet, evet. Ya ben, ya. De... Biraz biraz şey ben bir fotoğraf konusunda biraz Emri Vaki yapıldığı gibi bir duygu hissettim Baykal ailesiyle konuşmam. Herkes kendi görüşünü söylesin. Hakan evet. Bey. Şimdi efendim ben her iki liderin de e, her iki liderin de davranışlarını incelemiş bir insanım. Çünkü yüz yüze gelmişliğim var her ikisiyle de. Her ikisi derken Kemal Bey'le de. Bey de Kemal Bey'le de. Sayın Baykal'la da Sayın Kılıçdaroğlu'yla da. Davranış şekillerini gözlemlemişimdir kendi ölçülerimde. Şimdi davranışlarında bir kere hem bu fotoğrafı hem bu ziyareti şöyle yorumlamak istiyorum objektif bir analizde. Şimdi Deniz Bey'in üslubu şöyleydi genelde. Mesela kendisine birisi milletvekili olmak için konuşmaya geldiğinde ya da belediye başkanı adayı olmak için konuşmaya geldiğinde... ...Deniz Bey o adayı yanlış buluyorsa, uygun bulmuyorsa bunu uygun bir şekilde... Muhtemelen de nazik bir şekilde söylerdi. Yani derdi ki o adaylık olmaz. Başka zaman gel falan derdi. Bu konuda e, dürüst bir şekilde görüşünü söylerdi. Bu bilinen bir şeydi. Çok güzel bir şeymiş. Evet. Bu, bunu bütün dönemin adayları, aday adayları hepsi bilir. Çünkü 20 sene görev yaptı. Kemal Bey de o üslup farklıdır. Bütün adaylık için gelenlere o da nezaket gereği olabilir. Ama o olur bakarız falan der beyefendi ya da hanımefendi yolcu eder sonra bildiğini yapar. Şimdi bir kere üsluplarında böyle bir farklılık var. Bu fotoğrafa baktığımda da şunu görüyorum. Bu arada Cuma akşamı Yılmaz Ateş Bey'i dinledim. Burada Deniz Bey'in çok yakınıdır. Onun yorumları bayağı marjinal. Açıkça o Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmez diyor. <laughs> Kemal Bey de çok hoşlandı söyleme ama o bu onun yorumu. Şimdi ben fotoğraftan de şunu söyleyebilirim. Deniz Bey'in tarzını bildiğim için Mesela bir şeyden hoşlanmadığı zaman da belli eder tavrını. Polis şey davranmaz. Yani öyle <laughs> falan yapmaz. Hoşlanmadıysa belli eder, hoşlandıysa da belli eder. Bu fotoğrafa baktığımda görüyorum fotoğrafın çekilmesinden de rahatsız. Muhtemelen ziyaretten de çok keyifli değil açıkçası. Nereden anladınız Efendim, ya? Ben benim yorumumu söylüyorum. Şahsi yorumumu söylüyorum. Her ikisinde birini 15 yıldır birini 25 yıldır tanıyan bir insan. Ama var. Hakan abi şöyle bir şey yokmuş. Şimdi <laughs> yok, ciddi bir rahatsızlık geçirdi ya. Evet. Ya acaba yüz ifadesi, davranışları eskisi gibi <laughs> mi? Belki de tamam. genel olarak tamam böyle da. bir evet. duruşu Ben da olabilir. De öyle efendim. Düşünürüm. O öyle olsa bile fotoğraf çekilirken bakar. Bakmamış. Bakmamış. Şimdi Kemal Bey mütebessim bakıyor her zamanki halidir. nezaketle Kemal herkese. Bey de aşırı e, mutlu görünüyor. Kemal Bey öyledir. Herkese de o adaylık mı olur der falan. Şimdi ben ben bunu kendi görüşümü söylemiyorum. Yüzlerce, binlerce aday adayını dinlemişliğim var ayrıca. Kendi yaşadıklarımla karıştırmıyorum. Aday adayı olan, aday olan, milletvekili adayı olan, belediye başkanı adayı olan Kemal Bey'e gitmiş, görüşmüş. 150 kişiden dinlemişimdir o görüşmeyi ben. Belediye başkan evet. adayı aday Hakan adayı, katılıyorum. Hakan bayrakçıya katılıyorum. Aynı, Aynı. bakiler bende keşke de var. Peki zaten öyle bir sistem olmasa da, Aa, da olması da belediye başkanı ile bir ikili Yani genel başkana gitmesi halka gitse. O ayrı. Doğru. Parti içi tam ön seçim yapılması iki tutan arasında olmasa. Evet, genel evet. başkanlar. Şimdi dolayısıyla bu iki yapıyı da bildiğim için davranış şeklini de kestirebildiğim için görüyorum evet. ki bu ziyaret Kemal Bey'in bakışı şöyle e, usulen gerçekleştirilmiş, nezaketen yapılmış bir ziyaret. Eyvallah. Levent Bey olayın gerçekleşmesinde ki pozisyonu gereği e, hoşnut. Kıvanç duyuyor Deniz bundan. Bey de vazife icabı. Çünkü Deniz Bey şöyle bir tutumu oldu senelerdir. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum 12 yıldır. Kendisi bir hile ve hurdayla genel başkanlıktan indirildiği halde 12 yıldır Kemal Bey'in birçok beğenmediği icraatleri olduğu halde asla konuşmadı. Yani şunu yanlış yaptı. Burada CHP yanlış yapıyor. Asla konuşmadı. Konuşmadı. Ben doğru. Ben olaylı duyardım. Şunu beğenmemiş. <laughs> Şurada yanlış yapıyorlar dedi. Kamu önünde asla Kamu parti politikasını eleştirmedi. Partisini eleştirmedi. Dolayısıyla burada vazifeten yani nezaketen ve usülen hatta yapılmış bir ziyaret var. Bu benim tespitlerimdir. Peki ben e, kampanyada görev alıyorum, almak istiyorum demesini nasıl yorumluyorsunuz? Muhtemelen e, yani bir görev düşerse yaparım anlamında söylemiş. Nezaketen. Nezaketen. Bir de Deniz Bey bu tip durumlarda demin söyledim. Ve usulen karşısındaki böyle hani kandırıp göndermez bir diğer de işte açıkça öyle söyleyeyim. İdi. Hep öyleydi siyasette. Eğer onu demişse o lafı söylemişse hakikaten bir görev verilirse yaparım anlamında söylemiştir. Gerçekten de yapacaktır. Yapar yapar evet. Dediyse yapar. Ya çok enteresan bir fotoğraf ve ziyaret bence. Şimdi e, bu haber mesela kampanyada görev almak istiyorum e, haberi Anka Haber Ajansı geçti. Türkiye'nin geçmişte köklü ajanslarından biriydi. Şimdi CHP'ye yakın bir ismin kontrolünde diyebiliyorum. E tabi Deniz Bey'in de bu partinin genel başkanlığını yapmış bir isim olarak ben böyle bir şey demedim demesi beklenmez. E ee, ha, dememiş olabilir mi ya? Yani? o tırnak içi cümleyi söyledi mi? Ben kampanyada görev olmak istiyorum. Onun için demişse dedim. Sana. Aha yani o demediği mesela... halde böyle bir şey çıkartırlar ya, mı? çıkmaz herhalde. Doğrudur yani. Ya yani, doğal muhtemelen... işte destek veririm tabii ki demişti. Ya demiş, ya yani demiş. yani. gayet yani doğal tır... bir şey. şimdi şöyle yüzünün asık olmasıyla e, biliyorsunuz şimdi Abdülkadir Kadir Bey de oraya dikkat çekti. E, bu, bu kadar yüzü asık olan biri bu ziyaret <laughs> sebebiyle hani ben kampanyaya da destek olacağım der mi? Ee, yani o biraz Çok bence tuhaf. Bir, bir, bir soru işareti. Bir de şu var Ahmet Bey bu ziyaret ha şunu da söyleyeyim demin seçim tarihini konuştuk. Ya daha ortada aday yok seçim tarihine itiraz ediyorlar. Bir de öyle bir garabet var bak bu ziyaretler niye yapılıyor? Bence burada Kemal Bey Deniz Bey'in desteğini almak istiyor. Bir sıkışmışlık durumu söz konusu çünkü Kemal Bey'e ciddi eleştiriler de var. E Şimdi sen toplumun tamamının üzerinde uzlaşacağı bir aday olmaya çalışıyorsun. Muhafazakarlara açılıyorsun. Gidiyorsun bozkurt işareti yapıyorsun. Ama kendi partinin ana omurgasını oluşturan ulusalcıları, kemalistleri bir şekilde yıllardır neredeyse yok saymışsın yani tırnak içerisinde. Şimdi bence bir sıkışmışlık durumu söz konusu ve Deniz Bey ile verilen bu fotoğraf da aslında bir yerlere mesaj. Ha şunu söyleyeyim devamını getirmeyeceğim. Sadece ulusalcı Atatürkçü seçmene değil bu mesaj. Deniz ile ilişkilendirebileceğimiz başka yerlere de bir mesaj bu. Benim kanaatim. Nereler ola? Ne olduğunu açmayacağım. Yani bir kere Kemal Bey'in seçim tarihiyle ilgili bir kendi sıkışmışlığı hiç yok. Hele bunu Baykal'la konuşurken... Ek bir sıkıntı olmasına ihtimal o, yok. birbiriyle bağlantılı bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Seçim tarihinde siz bir taraftan iktidara 2 Nisan'dan önce yap diyorsunuz ama ya ayın bugün ikisi olmuş 2 i̇ki Ocak hala bir adayınız yok. O, o bağlamda söyledim Niye onu. 2 Nisan derlerse mecburen e, 60 Millet gün İttifakı önce, belki 10 günde adayını belirleyecek. 60 gün belirleyecek. önce seçim kararı alındıktan sonra evet. 60 gün sonra seçim yapılması lazım. Bunun bir sebebi bu olabilir Ahmet Bey. Bir sebebi de şu olabilir. Burada şimdi Kemal Bey'in adaylığının önündeki en büyük engel şu an kim gözüküyor? Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı. Burada e, Kemal Bey bence belki zorlama gelecek ama e, şunun hazırlığını yapıyor da olabilir. Bir, Deniz Baykal'la fotoğraf verilmesi başka alternatiflere yönelebileceğinin de bence bir işaretidir. Belki de e, masaya başka bir ismi getirecektir Kemal Bey. Onun tartışmasını ya da fikrini almak için Deniz Bey'e sormuş olabilir. Kemal Bu Bey e verilmiş Kemal bir Bey Dolaylı mesajdır. Kemal Bey'in